Sevgili Sinop Sıcak Haber takipçilerimiz, hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de Diyojen Kafe'deyiz. Biliyorsunuz ki mantı kafe açtık buraya, Sinop'un lezzetlerini. Sevgili ne diyeyim, kalite sevenlere, gerçekten de Kadıköy'de herkese burada tanıtacağız, marka yapacağız, iddialıyız. Ve tabii ki bize gelen misafirlerimizi de, gelmişken Sinop'un değerlerinde sevgili Sinop Sıcak Haber takipçilerine her zaman olduğu gibi tanıtmaya devam ediyoruz. Ve bugün de bizim ziyaretimizde çok kıymetli, gerçekten ben onu kaç senedir tanıyorum ve çok sevdiğim de bir insan. Sinop'un değeri olan sevgili Sercan Öztürk başkanımız geldi. Başkanımız diyoruz çünkü Siyat Ataşehir, Siyat Anadolu Şubesi Başkan Yardımcısı kendisi. Dilerseniz ben daha fazla konuşmayayım. Sevgili başkanımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Malumunuzdur, birçoğunuz da zaten biliyorsunuz. Siyat Ataşehir Anadolu Şubesi'nde yöneticilik yapmaktaydık. Son 5 senede bayağı büyük bir ivme kazandık. Hatta Siyat Genel Merkezi dahi egale edecek etkinliklerimiz oldu. İstanbul Anadolu yakasında Sinop dernekçi, hatta dernekçilikte bir çığır açtık. Bizi tanımayan, bizim şubemizi tanımayan kimse kalmadı çok şükür. Biz yardımlaşmayı malumunuz, Siyat, Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği. Ama biz bunu kendi hemşerilerimizle sınırlı tutmadık. İhtiyacı olan tüm memleketlerden, adam zaten kalkmış gelmiş toprağından İstanbul'a yerleşmiş, burada hepimiz hemşeriyiz. Hiçbir ayrım yapmadan biz elimizden geldiğince herkese yardım etmeye çalıştık. Herkesin mutlu gününde, acı gününde yanlarında olmaya çalıştık. Düştükleri zaman ellerinden tutan yine biz olduk. Bu yönde biz dernekçilikte gerçekten büyük çığır açtık. Birçoğunuz zaten takip ediyor. Çok başarılı şimdi, işlere gerçekten imza attınız. Hem şube şükür, olarak hem de sizin gibi gençlerde dernekte olması çok önemli bir değer bizler için. Mutlaka. Eski yönetimlere baktığınız zaman yaşlılardan oluşuyordu. Şimdi onların tecrübeleri de var. Yararlanmak gerekiyor ama Sinop Dernekçiliğinde ilk genç yönetim bizdeydi. Bu gençliğin verdiği ateşle zaten şunu yapacağız dediğimiz zaman yapıyorduk. 3 günde biz etkinlik oluşturup, planlayıp, programlayıp, bütçesini oluşturup hemen faaliyete sokabiliyorduk. O yüzden yönetimlerde, bu son seçimlerde zaten birçoğunuz da takip ediyordur. Yönetimler baya gençleşti. Çok şükür diyoruz. Evet, artık. İnşallah daha güzel, dernekçilik adına daha güzel şeyler yapılacak. Peki başkanım, bizim için en güzel, tabii sizi tanıyoruz, ara ara tanıtıyoruz sevgili takipçilerimize. Sevgili takipçilerimiz, sevgili Sercan Başkanımız siyasi olarak da bir yere geldi. Onun da müjdesini mutlaka vermek istiyoruz. Bir Sinoplu olarak gurur duyduk. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz kendisine de. Ya şimdi şöyle diyeyim. Talep oldu. Biz de katıldık. Siyasetin mutlaka bir yerinde olmak gerekiyor. Hep Sinoplu, hep dinleyen olmuş. Konuşan olmamış. Sadece birilerinden bir şeyler talep etmişiz. Bu Sivaslısından gitmişiz, istemişiz, Malatyalısından gitmişiz, istemişiz. Ama biz bir hemşerimizi oralara koyalım da ondan isteyelim dememişiz. Maalesef. Biz de bunu kırmak istedik. Çok şükür temsilcilerimiz var, Sinoplu hemşerilerimiz var, Engin Altay var, Nazlı Maviş var. Birçok hemşerimiz siyasetin belli noktalarına gelmişler ama belli bir şeyden sonra, artık belli bir kademeden sonra o kişilere de ulaşamamaya başlıyorsunuz. İster istemez ulaşamıyorsunuz. Çünkü o insanlar Türkiye'yi temsil ediyorlar. Türkiye'nin sorunlarıyla ilgileniyorlar. Hemşerilerine normalde yarım saat ayıracaksa 1 dakikasını anca ayırabiliyor. Biz de ne yaptık? Alt kademelere girmeye çalıştık. Sağ olsun talepler oldu. Biz de değerlendirdik. Sırf ben de değil, benim bildiğim diyeyim, Şadan Bey Ümraniye'de girdi. Hemşerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yöneticisi olarak. Yakup Sarı yine İyi Parti'den Çekmeköy ilçe yöneticisi olarak girdi. Murat Dönmez kardeşimiz var. O da Sultanbeyli Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimine girdi. Ben de Ataşehir bölgesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetim kuruluna girdim.
Bizim bu zamana kadar yaptığımız hizmetler zaten malumunuz. Yine biz aynı hizmetleri yapmaya çalışacağız. Nedir? Bu sefer başkasından istemeyeceğiz, biz kendimiz direkt yapabileceğiz yani. İnşallah. Elimizden geldiğince vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, toprağımıza faydalı işler yapmaya çalışacağız. Yapacağınıza inanıyoruz, i̇nşallah, biliyoruz. İnşallah yapacağız. Gerçekten de güveniyoruz size. Teşekkür ediyoruz. Güveninizi boşa çıkartmayacağız inşallah. İnşallah. Gerçekten de öyle olacağına da eminiz. Çünkü çok bilgi birikiminiz var, tecrübeniz var ve gençsiniz. Kendi ve Sinoplusunuz. Kendi çapımızda diyelim biz yine ona. Ben bu zamana kadar dernekçilikte de son 5 senedir özellikle mesleğim gereği hukuk danışmanlığı yapıyoruz. Hani elimizden geldiğince biz hemşerimiz olsun olmasın herkese yardım etmeye çalıştık. Bir aralar bizim dernek yani hukuk bürosu gibi bile olmuştu, sıraya girmişti millet dilekçe yazdırmak için. Yani biz yine elimizden geldiğince mesleğimizle alakalı olarak da siyasi olarak da yine dernekçilik adına da elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bizde bundan hiç şüphemiz yok. Teşekkür Gerçekten ediyorum. De başarılar diliyoruz. Ve yine bize değer verdiniz, lütfettiniz. Mekanımıza geldiniz. Ayağınıza sağlık diyoruz. Ne demek? Ne demek? Şimdi biz zaten ofisimiz Kadıköy bölgesinde. Halim Hanım da güzel bir yer. İnşallah tabelasını da yakında asacaktır. İnşallah. Diyojen olarak. Evet. Bizim yöresel Sinop mantımız, kulak aşımız diyelim. Evet, kulak mantı aşı. Değil bizde, kulak evet. aşıdır. İcuru yutmamız yine. Yine pizza, modern yiyeceklerden diyelim. Evet. Güzel bir mekan olmuş, çok şirin, ufak bir mekan. Sıcacık bir aile ortamı olarak, aile işletmesi olarak düşünürsek. Biz de hayırlı olsuna geldik. Ortağım avukat Belgin Hanım'la beraber, Belgin Akbulut'la beraber. İnşallah bundan sonra öğlen yemeklerine buraya gelmeyi planlıyoruz. İnşallah. Seve seve. Tüm dostlarımızı da bu mekana bekliyoruz. Adres Nusret Efendi, evet. Sokak 38A, evet. Kadıköy. Herkesi Kadıköy'deyiz. Bekliyoruz inşallah. Evet. Hemen şurada rıhtımda, iki sokak yukarıda. Evet, Akbank'ın oradan girdiğiniz zaman bir 50 metre ileride. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili takipçilerimiz, tabii ki Sinop'un değerlerini tanıtmaya devam edeceğiz. Sevgili Sercan Öztürk Başkanımız da gelmişken, sevgili Sinop Sıcak Haber takipçilerine kendisine, özellikle CHP Ataşehir ilçe yönetimine girdiği için sizlere tanıtmak istedim. Sinop'un değerlerini mümkün olduğu kadar, artık ben onlara gidemesem de onlar bana gelirse, inşallah yine Sinop Sıcak Haber'de canlı yayında ekranlarınızda tanıtmaya devam edeceğiz. Şimdilik Kafe Diyojen'den selamlar, sevgiler diyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.